Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kerkük'ü konuşmak istiyorum. Malum Kerkük'te yerel seçimler 18 yıl aradan sonra 18 Aralık 2023'te yapılmıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen valilik konusundaki kördüğüm çözülememişti. Kent Kürtler, Araplar ve Türkmenler arasında paylaşılamıyor. Bu durum valilik seçimine de yansıdı. Seçimlerin ardından Bağdat krizi çözmek için müdahale etmiş sorumluluğu bizzat Başbakan Muhammed Şiya Sudani üstlenmişti. Yine de epey zaman aldı ve nihayet dün... Geç saatlerde düğüm çözüldü. Valiyi belirleyen il meclisi toplantısı Kerkük'te değil, Bağdat'ta düzenlendi. Gülen taraf seçimin birinci partisi Kürdistan Yürseverler Birliği oldu. Seçimde en çok oy alarak il, il meclisine girmiş olan Revvar Taha vali seçildi. Revvar Taha Kerkük'te doğmuş, üniversitede hukuk ve işletme okumuş. Ayrıca dil, İngilizce dil eğitimi almış. Irak meclisinde milletvekilliği yapmış bir isim. Arap üyelerden Muhammed Hafız da Kerkük İl Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Valilik Kürtlere meclis başkanlığı da Araplara verilmiş oldu. Türkmen Cephesi ve Kürdistan Demokrat Partisi için öngörülen bazı görevler var. Fakat bununla ilgili müzakereler sonraya bırakıldı. Seçimin yapıldığı toplantıya il meclisinin 16 üyesinden 9'u katıldı. 3 Arap üyenin yanı sıra ikişer koltuğu olan Türkmen Cephesi ve Kürdistan Demokrat Partisi toplantıya katılmadı. Fakat valiliğin Araplar ve Türkmenlerde olmasında ısrar eden taraflar isyan bayrağı çekmiş gözüküyor. Yani valilik kördüğümü çözüldü diyoruz ama e, bir taraftan henüz işte herkesin kabul ettiği bir tablo söz konusu değil. Irak hükümeti oldu bitti yapmak ve hukuk dışına çıkmakla suçlanıyor. Yani görünüşe göre sorun devam ediyor ama bu nasıl olacak? İşte mahkemeye gitmekten bahsediyorlar vesaire. Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan bir açıklama yaptı. Uzlaşı olmadan Türkmenlerin yokluğunda seçimin Kerkük değil, Bağdat'ta yapılması yasanın ihlalidir dedi. Kararın iptali için de mahkemeye gideceklerini söyledi. Eski atanmış vali ve 3 üye çıkaran yani il meclisi 3 üye gönderen Arap ittifakının lideri Rekan Ciburi de Bağdat'taki toplantıyı yasa dışı olarak nitelendirdi. Toplantıya katılan Arap üyeleri de ihanetle suçladı. O da mahkemeye gideceklerini söyledi. Bize haber vermediler dedi. Cumhuriyet'e göre toplantının Kerkük dışında olmasının da bir nedeni yoktu. Yani herhangi bir şekilde güvenlik vesaire sıkıntısı yoktu. Fakat Rudav'a göre Arap üyeler toplantıya katılmayı reddetmişti. Yani habersizlik değil boykot durumu söz konusu. Yeni Vali Taha ise ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etme güvencesi verdi. Bu arada benzer bir açıklama Kürdistan Yüzseverler Birliği Başkanı Bafıl Talabani'den de geldi. Mam Celal'ın felsefesine uygun bir şekilde Kerkük'te herkesin yer alacağını, yönetimde herkesin işte herkes herkesle birlikte yöneteceklerini söyledi. bu konuya tekrar geleceğim yani Talabani meselesine. İl meclisi dediğim gibi 16 üyeden oluşuyor. Seçimlerde Kürdistan Yusuferler Birliği 5 üye kazanmıştı. Kürdistan Demokrat Partisi 2 2 parti Ayrı ayrı girmişti. Bir hesaba göre eğer birlikte girselerdi Kürtler 7 değil 9 üye seçebilirlerdi. Kerkük Arap İttifakı 3 üye e, seçmişti. Gıyade yani liderlik ittifakı 2. Urube yani Kerkük Arapçılığı İttifakı 1. Türkmen cephesi 2. Hristiyan kotası da 1. Burada Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Gıyade İttifakı'nın birlikte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Toplamda Kürtler dediğim gibi 7 üye, Araplar 6 üye, Türkmenler 2 üye, Hristiyanlar da 1 üye ile temsil ediliyor. Türkiye valiliğin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne verilmemesi için devreye girmişti. Ağırlığını kullanmaya çalışmıştı. Bunun için Kürdistan Demokrat Partisi ile Türkmenler arasında ittifak kurulmasını istemişti. Hatırlarsanız daha önceki bir yayınımda da bahsetmiştim. MİT Başkanı İbrahim, İbrahim Kalın bunun için Ocak ayında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunmuştu. O vakit El Arap gazetesine göre Kalın Mesut Barzani'den Kürdistan Yurtseverler Birliği ile ittifak yapmaması yönünde bir söz almıştı. Erbil'i ziyaret ettiğinde görüşme olmuştu. Aynı dönemde yani Erbil ziyaretinden önce de Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu. O arada bir de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olmuştu. Hepsi üst üste geldi bunların. İbrahim Kalın, Türkmen liderler Hasan Turan ve Erşad Salih'den de Talabani ile ittifaktan kaçınmalarını bunun yerine Arap Bileşenler ve Kürdistan Demokrat Partisi ile müzakereye girmelerini istemişti. Dışişleri Bakanı'nın da açıklaması vardı Hakan Fidan'ın Ocak ayında seçimin ardından taraflarla görüşmüştü. Ve bu açıklama Kürdistan Yusuf Birliği'nin önünü kesme çabası içerisinde olduğunu gösteriyordu Ankara'nın. Fidan, Fidan ayrıca Hile iddialarına da Yer vermişti Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Oy artışına dikkat çekmişti Vesaire ve şöyle Demişti bizim istediğimiz Münave belli Bir sistemin devam etmesi PKK ve KYB Ortaklığının bölgede Etkinlik kuracağı bir Denklemin olmaması için Çalışmaya devam ediyoruz ee, müna ve belli'den kasıt dönüşümlü yani Kerkük valiliğinin Türkmenler ve e, Türkmenler Araplar ve Kürtler arasında bir yıl ya da 16 aylık sürelerle dönüşümlü olması dönüşümlü vali önerisini gündeme getiren Türkmen cephesi milletvekili Erşad Salih'i Kerkük'te ortak yönetim konusunda Demokrat Parti ile yani Kürdistan Demokrat Partisi ile anlaştıklarını belirtip Araplara da kendileriyle birlikte hareket etme çağrısı yapmıştı. Kürdistan Yurtseverler Birliği sözcüsü Sadi Ahmet Pire ise bu tür bir anlaşmayı Kerkük'ün satışa çıkarılması olarak göreceklerini duyurmuş ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin dışlandığı herhangi bir formülü kabul etmeyeceklerini ilan etmişti. Sonuçta Dönüşümlü valilik olmadığı gibi Ankara'nın Kürdistan Yüseverler Birliği'ne dışlayan stratejisi de çöktü, işe yaramadı. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra, 12 yıl aradan sonra daha doğrusu, Bağdat'a yaptığı ziyaret çok hani önemsenmişti. Irak hükümetiyle yeni bir sayfa açılmıştı. Bu da Kerkük dahil kritik konularda iki ülkenin pozisyonlarının Yakınlaşabileceği yönünde beklentileri artırmıştı. İşte kalkınma yolu projesi, terörle ortaklık vesaire bu konularda işte çok önemli sonuçlar çıktı belirtilmişti. Fakat ben o dönem yaptığım yayında sonuçların abartıldığını ve manipüle edildiğini anlatmaya çalışmıştım. Ankara valiliği seçimin galibi olan bir partiye verdirmeme üzerine. Müdahale ediyor. Bu e, aslında yani sonuçlarla çelişkili bir durum. E, aynı zamanda Bağdat'ta da pek çok taraf açısından da kabul edilebilir bir e, e, talep değildi. Ankara çok zorlama bir yoldan gitti ve Kürdistan Demokrat Parti, e, Partisi'nin Kürdistan Yüseveler Birliği ile birlikte hareket etmesini önledi. Fakat günün sonunda. Bağdat'ta çıkan sonuç tersi oldu. Bu sonuç İran'ın beklentilerine uygun mudur? Evet, İran Kürdistan Yüseverler Birliği'nin birinci parti çıkmasına da istinaden valiliğin Kürdistan Yüseverler Birliği'ne verilmesini istiyordu. Bu parti öteden biri İran'a yakın çalışıyor. Coğrafi olarak İran'la Süleymaniye tarafı biliyorsunuz sınırdaş. O yüzden de İran'ın etkisi, nüfuzu daha fazla. Ayrıca İran'ın Kerkük'le ilgili de hesapları var. Öteden beri Kerkük-Şengal bağlantısı Suriye ile birlikte ele alındığı zaman İran'ın stratejik denkleminde yer alıyor. Burası önemli ve bu sonuç İran'ın stratejisine yarayan bir sonuç. Neticede petrol zengini Kerkük ekonomik olarak sefalet içinde, siyaseten de hep patlamanın eşiğinde duruyor. Kürtler Kerkük'ü Kürdistan'ın ayrılmaz parçası olarak görüyor. Türkmenler ise Kerkük Türkmen'dir diyor fakat Irak merkezine bağlanması konusunda siyasi bir tercihleri de var. Arapların yaklaşımı ise Kerkük Irak kentidir şeklinde biraz geçmişe gitmek lazım. Yani buradaki kavgayı anlamak açısından Saddam döneminde Kerkük'te Türkmenler ve Kürtler aleyhine Araplaştırma planı devreye sokulmuştu. 2003'te Amerikan işgaliyle Saddam rejimi yıkılırken Kerkük'te Kürtlerin ağırlık kazanmaya başladı. bir süreç açılmıştı. Kürt vali Necmettin Kerim döneminde Kerkük'ün Kürtleştirildiği yönünde eleştiriler gündeme gelmişti. 2017'de Kürdistan'da bağımsızlık referandumu oldu ve bunun sonuçları hızlı bir şekilde sahaya yansıdı. Kürtlerin Kerkük'ü kaybettiği askeri bir müdahale olmuştu ve durum tersine dönmüştü. Merkezden atanan vali Rekan Cuburi Araplaştırma siyasetine geri dönmüştü. Öyle ki bu durum Türkmenlere bunların yaptığını Kürtler bile yapmamıştı dedirtecekti. Kerkük'ün yanı sıra Musul Diyala ve Selahattin vilayetlerinde de Kürdistan bölgesi ile merkez arasında ihtilaflı bölgeler var, yerler var. 2005'te Kürtlerin de yazımında yer aldığı, etkili oldu yeni anayasanın 140. maddesi bir yol haritası öngörüyordu. Buna göre geçmişte nüfus ve toprak transferleriyle yaratılan mağduriyetler giderilecek, bunlara uygun adımlar atılacak. Ardından nüfus sayımı ve referandum yapılarak buraların statüleri belirlenecek. ama bu adımlar atılmadı. Savsaklandı, süresi geçti vesaire ve bu Kerkük seçiminin bile yapılamayacağı yapılmadı. Böyle çok acayip bir duruma yol açtı. Kürtler 2003'ten itibaren Kerkük kütüğüne Kerküklü olmayanları transfer etmekle suçlanıyordu. 2017'ye kadar olan dönemden bahsediyorum. Kürtler bu önlemleri anayasaya uygun normalleşme adımı olarak e, savunuyordu. Araplar ise 140. maddede net bir yol haritası sunulmadığını ve Kürtlerin durumu istismar ettiğini öne sürüyordu. Türkmenler ile e, e, Türkmenler de seçmen kütüklerinin Türkmen nüfusunu yansıtmadığını savunuyor. Ötedenleri tarafların argümanları böyle. Irak'ta son kapsamlı nüfus sayımı 87'de yapılmıştı, 97'de yapılan bir sonraki nüfus sayımında Kürdistan bölgesi hariç tutulmuştu. O yüzden de bir karmaşa var. Bu mesele ancak üzerinde tarafların uzlaştığı ciddi bir yol haritası ile çözülür. Uzlaşma şart, müzakere şart, birlikte hareket etmek şart. Irak'ta mevcut kurumların bunu yapabilecek ne iradesi var ne de kapasitesi. Bu durum dışarıdan müdahaleleri kolaylaştırıyor bir bakıyorsunuz Kerkük sadece Arap, Türkmen ve Kürtleri çatışmanın eşiğine sürüklemiyor. Aynı zamanda Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getiriyor ya da Bağdat ile Ankara arasında bir takım krizlere neden olabiliyor. Bu konu oldukça çetrefilli ve işte bir düğüm çözüldü derken bile aslında bir şeyin çok da çözülmediğini söylüyoruz, görüyoruz. Kavga gürültü devam ediyor. Bu konuyu yine konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük sözlerim bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkı sunan bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.